Bir gün 70 küsür yaşında birisine sordum. Dedim dede dedim ömür nasıl geçti dedim. Şöyle yaptı bana gözünü kapattı açtı. Dedik işte böyle geçti dedi. 70 küsür sene. Hepimiz de öyle olacak. Bakın dün çocukluğumuzdaki anıları hatırlarken yarın askerlik anılarımızı hatırlayıp onlarla ilgili hayaller kurmaya başlayacağız. Durmuyor, sürekli dönüyor. Bozuluyor ve her insan aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacaklar, değil mi? Her şeyimiz öyle ama. Bir araba alacağız, sıfır. İlk günler böyle gözümüz gibi bakacağız. Elimizde bez taşıyacağız, içini sileceğiz, dışına dikkat edeceğiz. Sonra bir ufak bir kaza geçireceğiz. Arabada bir hasar oluşacak. Sonra çocuklar yaramazlık yapıp kenarlarını çizecekler. Yavaş yavaş. Sonra aksamlarında problemler olmaya başlayacak. Sürekli bir şeylerin değişmesi gerekecek. Araba gidecek, yerine başka bir şey gelecek. Hepiniz mesela cep telefonunuzda tecrübe etmişsinizdir. İlk aldığınızda özelliklerini araştırırsınız, bakarsınız falan. 1,5-2 ay sonra telefon umrunda bile olmaz. Bazen o böyle ilk aldığında dokunmaya kıyamadığın telefonu bir yerlerde unutursun. Çünkü değişiyor artık. Yenileri çıkıyor. Yeni şeyler geliyor ama onlar da sürekli eskiyorlar. Fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip benim şu cep telefonumu bakiye tebdil edip yani bakıyoruz maddesel olarak değil mi? Bu bir maddi bir şey yani. Bu bozulacak. Garantisini bile adam 2 yıldan fazla veremiyor. Çünkü diyor ki bozulacak yani bu madde bu dağılıp gidecek. Peki benim bu dağılıp gidecek cep telefonumu fani olan bu şeyi bakiye ibka etmemin, bakiyle değiştirmemin bir yolu var mı? Ben bu faniyi nasıl bakiye çevirebilirim? Benim bana ait olduğunu zannettiğim bedenimi, nefsimi, mülkümü nasıl faniye ibka edebilirim, değiştirebilirim deyip düşünürken birden semavi sadai Kur'an işitiliyor der. Evet var. Kur'an diyor evet var. Hem 5 mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? Emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var.